Mustafa Meryemce'nin kolyesini bir kuyumcuda bulunca deliye döndü. Meryemce'den şüphelenmek Gülizar'la konuşana kadar hiç aklına gelmemişti. Adamın biri götürüp satmış kolyeyi. Belki de kadının biri satmıştır. Şüphe onu Meryemce'nin peşine düşürdü. Cevap uydurmak için zaman kazanmaya çalışma. Bugün neredeydin? Hesap sorduğunda Meryemce'nin sevgisinin derinliğini anladı. Seni ne kadar sevdiğini göstermek için yaptım. Affet beni. Nasıl içime işlediğini göstermek için yaptım. Senden asla vazgeçmeyeceğimi göstermek için yaptım. Meryemce şantajcısıyla bir kez daha buluşmak zorunda kaldı. Yüzüme bak! Senin sahibin benim. Değilsin. Seni ben yarattım. Sen beni sattın. Benim aklım parada mı zannediyorsun sen? He? Sen benimsin. Meryemce'nin kendini kurtarması kolay olmadı. Kendimi öldürürüm, yapma. Aziz'in onda bıraktığı tek şey korku değildi. Aslanbaşı İmparatorluğunu çökertecek olan yeni pamuk tohumları yola çıkmıştı. Onlar ambara girene kadar Ceren Ömer'in suyuna gitmek zorundaydı. Kaderin ilginç bir oyunu Ceren'le Ömer'i narın evinde bir araya getirdi. Aslında kimsenin kötü bir niyeti yoktu. Ceren Hanım yaptığım takılara bakmak için gelmiş. Görüyor musun Ömer? Artık aranan bir takı tasarımcısı oldum. Tohumlar ambara girdi. Ceren istifa mektubunu Ömer'in ellerine bıraktı. Yani şimdi seni burada tutan başka bir sebep yok mu Ceren? Yok. Diğer kendini Samur'un elinden kurtarmak için bir komplo düzenledi. Samur'dan müthiş bir itiraf koparmayı becerdi. Hacı Sefer'in oğlu arabanın dümenini bükemiyor. Dedim ki az ağaç verin. Öyle ayarlayın ki son hatayı onlar yapsın. Biz öldürmemiş olalım. Şimdi de sen benim elimdesin Samur Efendi. Ömer Ceren'in narı kıskandığını sandı. Ama açıklama yapmak için çok geçti. Ne diyecekti abi? Ben seninle ilgili ne hayaller kuruyorum? Sen çoktan bir yuva kurmuşsun bile mi demeliydin? Ama Ömer, Ceren'i kaybetmek istemediğini anlamıştı. Gözlerime bakar mısın? Hiçbir şey değişmeyecek. Ben yine de gideceğim yani. Ceren. Benimle evlenir misin? Ben seninle evlenemem. Pekala. Hoşça kal. Canımın içi. Canım. Evet. Ömer, ne oldu? Hiç. Hiç Melih. Nasıl hiç? Hiç. Hayır dedi. Vay anasına ya. Biraz çıkalım dolaşalım ister misin? Olmaz Melih, çok işim var. Ömer bırak şimdi işi ya falan. Olmaz dedim, çok işim var abicim. Şu elimdeki kağıtları check etmem lazım. Şu güvenlik raporlarını incelemem lazım. Şu ihracat bakiyesini kontrol edip bir hata bulup birilerini kovmam lazım abicim. Allah kahretsin.
kadar ciddiye aldım, böyle de gösteremediysen beni, hiçbir şeyin önemi yok, boşver. Haklısın. Evlenme teklifine ötesi yok. Ama diyorum ki... Boşver ya. Artık bu konuda konuşmak istemiyorum. Abi sen git valizini hazırla, uçağa kaçıracaksın. Seni böyle bırakıp Moskova'ya gitmek hiç içimden gelmiyor. Hadi canım, beni bırakamıyorsun ama avukat hanımı bırakamıyorsun. Diyar'la Ceren İstanbul'a uçuyorlarmış. Az önce konuştum. Vallahi Meli, artık ne o ne de arkadaşı beni hiç ilgilendirmiyor. Bebeğim. Hadi gel. Sen uyu Mustafa'm, ben biraz kitap okuyayım. Uykum yok. Uykun yok mu? Çok kahve içtim, uykum kaçtı herhalde. İstiyorsan sana biraz masal anlatayım ha? Ya Mustafa'm. Ya da istiyorsan koyunları sayalım. Gel. Gel. Şöyle uzan bakalım. Kapat gözlerini şimdi. Ha? Şimdi kapa gözlerini. Yemyeşil çayırlar, ortada bir çit var. Kapa gözlerini. Kuzucuklar geliyor sağdan. Hop, ilk koyun atladı. İkinci koyun hop atlarken takıldı. Şimdi geriye gidecek. Mustafa'm, benim hakikaten uykum yok. Ben salonda biraz kitap okuyayım. İyiyim. Şöyle gözlerimizi kapatsak, birbirimize sarılsak belki uykumuz gelir. Hadi gel. Gel. Peki, tamam. Sen o zaman kitap oku. Ben de uyuyayım bari. Evet, havalar süpermiş vallahi. Buraları özlemezsiniz artık. Özlemez olur muyum? Gider gitmez mail atacağım. Ne kadar kalacaksın? Uzun süre mi? Merhaba. Boynundaki. Çok aradın mı? Canım takmak istedi. Bence çıkarmalısın. Hiç yakışmamış. Benim hoşuma gidiyor. O zaman arada bir moda dergilerini karıştır. Daha iyi şeyleri taklit edersin. Ha? Tamam mı? Ceren'in gittiği doğru mu Ömer? Doğru abi. Ve neden? Hani burayı çok seviyordu. İşine çok bağlıydı. Öylece bırakıp gidiyor yani. Evet abi. Bu şirketin bir çalışanıydı. O kadar. İstediği zaman istediği yere gidebilir. Bağlayacak değiliz herhalde, değil mi? Evet. Sadece bir çalışanıydı, doğru. Ama öylece bırakıp gittiği sadece eşi değil, değil mi?
Abi bu konuda konuşmayalım istersen, olur mu? Son bir şey söylemeden edemeyeceğim. Benim içim rahatladı Ömer. Böylesi daha iyi. Müsait misin? Aa Meryem canım. Dur dokunma. Dokunma önce ver bir bakayım. Allah'ım ya, şeytana kurşun ya Rabbim ya. Dur. Hacı abla bana şöyle küçük bir şey getirsene. Yastık gibi bir şey başının altına koyarım. Tamam, yastık edeyim. Allah'ım ya Rabbim ya, şeytana koşun. Meryemciğim. Bir de hemen telefon. Telefon. Ne? Telefon. Tamam. Meryemciğim, beni duyuyor musunuz? Meryemciğim. 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 Nasıl oldu bu? Her şey için teşekkür etmek istiyorum. Rica ederim. Teşekkür edecek bir şey yok. Burada geçirdiğim aylar benim için gerçekten çok ilginç bir deneyim oldu. Senin için sevindim. Şimdi izinle çıkmam lazım. İyi yolculuklar. Sağ ol. Bebeğim, acıyor mu çok? Yok, dokunmayınca acımıyor. Ama bütün sırtım mosmor, gördün mü? Bakayım. Oh. Oh. Kıyamam sana. Üzülme sen Mustafa'm, boş ver. Önüme bakmadım, düştüm işte. Bundan sonra seni aşağı kucağımda indireceğim. Tamam. Ya da istiyorsan bir yürüyen merdiven kuralım. Olur. Asansör. O da olur. Ya da istiyorsan dünyayı birinci kata çıkart. Hı? Ve ayaklarını sil. Oh, canım yandı. Of. Tamam. Ya. Diyar Hanım, ne ettin bizim işi? Yarından tezi yok. Çıkaralım şu herifi mahpisten. Bir dakika Davut Bey. Şunu bir dinleyin, ondan sonra devam edelim konuşmamıza isterseniz. Dedim ki, kaza süsüvini öyle ayarlayın ki son hatayı onlar yapsın. Biz öldürmemiş olalım. Eceliyle gitti bilsinler. Beni dikkatle dinle Davut Sabur. Yakamı bırakmazsan bu elimdeki kaydı kullanacağım. Şimdi sen beni unut, ben de senin bu güzel sesini unutayım. Yollarımıza gidelim. Şimdi kütük gibi oldum. Havada bulut, sen beni unut.
Hemen. Seni Dudu seni. Sen bütün gün yanımda mı kalacaksın şimdi? Evet. İstemiyor musun? İstemez olur muyum? Çok istiyorum. Ama bu halimin resmini yapmanı istemiyorum. Ne varmış halinde? Harika görünüyorsun. Hayır ya. Mutsuz duruyorum. Çirkin oluyorum o zaman. Yaralı kuşum benim. Aa. İlk tanıştığımızda da böyle demiştin. Öyle güzel şeyler söylemiştin ki ağlatmıştın. Bütün boyalarım akmıştı senin yüzünden. Yaralı kuşum demiştin. Çok tatlı şeyler söylemiştin Mustafa. Bak yine ağlayacağım şimdi. Of. Bebeğim kıpırdama. Dorutay'ın resmi benimkinden güzel olacak tabii. Bu halde çizdin beni. Beğendin mi? Fena değil. Aa! Ne kadar güzel çizmişsin Mustafa. Ya çok güzel olmuş. Ya sen neden ressam olmadın? Bilmem. Tablolarımdan ayrılamazdım herhalde. Benim çizgilerim, benim hayal gücüm. Düşünsene, ben yani. Kimseyle paylaşamazdım. Hiç kimseyle mi? Hiç kimseyle. Sen de benim en güzel tablomsun. Seni de hiç kimseyle paylaşamam. Peki. Mesela sen küçükken ne olmak isterdin? Kuşçu. Ya Mustafa ya dalga geçme, bir şey sorduk ya. Gerçekten. Kuş eğiticisi. Gerçekten mi? Hı hı. Yürüyebilir misin? Yürürüm tabii. Gel. Geldiğin için teşekkür ederim. Rica ederim, önemli değil. Bu çocuk niye böyle hırçınlaştı anlayamıyorum. Ya böyle ani parlamalar. Okulda da kavgacı bir tip oldu. Bilmiyorum. Belki de yatılı okuldan almalıyım onu. Sen ne dersin? Ömer. Ergenlik sorunlarıdır. Dert etme bence. Müdür arayınca telaşlandım. Sen de benimle beraber gel istedim. Ne de olsa hamisesin. Kusura bakma, senin de vaktini aldım. İstersen bir kahve içelim. Zamanım yok Nar. Nereye bırakayım seni? Derneğe mi? Derneğe gitsem iyi olur. Zaten yapacak işlerim de var. Tamam. Hani sana dedemin koyduğu kuş kafeslerinden bahsetmiştim ya. Hı hı. Bak tam şu damda duruyorlardı. İki tane kocaman kafes, bir sürü kuş. Ne oldu sonra kafesleri? Anlatmadım bunları sana. Sadece kaldırdıklarını anlattın ama neden kaldırdıklarını anlatmadın? Ben hatırlamıyorum. Bir gece babam beni kafeslerin yanında damın hemen ucunda görmüş. Ellerimi açmışım böyle kanat gibi. Gökyüzüne bakıyormuşum. Atlayacak mıymışsın? Bilmem. Sabah uyandığımda annem başımdaydı. Baban kuşları uçurdu dedi. Sen uçamadın yani. Bugün çok yoruldum ya. Sanki bir araba taş taşıdım. İnsan masa başında çalışırken daha mı çok yoruluyor ne? Bugün Bahadırlılardan Feridun aradı abi. Hı, ne oldu, ne dedi? Ava gidiyorlarmış. Bu geceden çıkacaklarmış. Domuz avına, ben de gideceğim. Yapma be Ömer. Bütün hafta çalışıyorsun, yorgunsun. Bir pazarım var, otur dinlen şurada. Ya ne olacak be abi, biz masa başı işçisiyiz. Taş taşıyınca dinleniyoruz, bilmiyor musun? Abi beni de götürsene be. Hayatımda hiç ava gitmedim, çok merak ediyorum. Hep birlikte gidelim. Aman beni karıştırmayın, ben sevmem öyle. Av Ömer bilir. Vallahi seni taşıyamam oralarda Aliş. Abicim sırtında taşımayacaksın ki. Ben yanında yürürüm. Tamam arkanda yürürüm. Bir dakika. Av mı konuşuyorsunuz burada? Ava mı gidiliyor? Ne zaman? Evet abicim. Domuz avına gidiliyor. Gece çıkıyoruz, ben de sana takılıyorum. Bak. Harika. Aman oturun oturduğunuz yerde, başımıza iş çıkarmayın şimdi. Ya abi vallahi sizi üzmem. Çanta gibi durum yanında ya. Başka zaman Aliş. Başka zaman da ne zaman? Hayır, bu yaşıma geldim daha ava çıkmadım.
Ruhsatım gıcır gıcır duruyor. Ya Ömer, hiç ava çıkmayan aslanbaşı erkeği olur mu abi? Ya olmaz mı? Tabii canım, olur mu hiç? Aa, lütfen. Ya beni de vaktinde zorla götürürlerdi öyle. Ay, hiç sevmem. Takır tukur ateşler, bilmem neler. Yürü yürü git orada, abuk subuk bir şeyle ama. İyi hadi git. Git hazırlan Aliş. 12'de çıkıyoruz abicim. Sıkı giyin, tamam mı? Oralarda üşüdüm, acıktım falan diye ağlama. Hı hı. Hadi yine iyisin. Ağanla ava gidiyorsun. Daha ne istiyorsun oğlum? Ya. Görecek. Görecek avı. Dur bir dakika. Bir şeyler daha tıkıştırıp geliyorum. Alt tarafı bir haftalık çanta hazırlıyorsun. Taşınırken ne yapacaksın çok merak ediyorum. Ay. Üf. Sana bir şey söyleyeceğim. Ama ne olur kızma. Hı. Bana. Benim yarın 5 dakikalığına ofise uğramam lazım. Bir şey unuttum ya. Üf. Evet, biz bu uçağı kaçırıyoruz. O yüzden ben iyisini şirketi arayayım ve biletleri erteleteyim bari. Abartma. Sen ne kadar heveslisin burada kalmaya ya. Ne alakası var canım? Ne bileyim. Belki Ömer senin burada kalman için bir şeyler yapmıştır. %100 zam falan. Hmm, Ömer gibi bir iş adamı insana %100 zam yapacak ha. Ay bilemem. Aşk insana her şeyi yaptırabilir. Yoksa sana evlenme teklifi falan mı yaptı? Diğer saçmalama. Ya ne olur şu Ömer mevzunu da kapat artık, tamam mı? Tamam, tamam kapadım. Zaten ben Ömer gibi bir adamın evlenme teklifi yapacağını düşünemiyorum. Kesin Ağa Han Hazretleri kendisine evlenme teklifi yapılması. Diğercim, hadi topla şu eşyalarını, hadi, hadi. Tamam. Bizimkilerin yanında kalırsın. Arada bir iş bakarsın. Sonra burayı da kapatıp temelli taşınırsın. Hmm. Ben senin ne yapacağını düşünüyorum. Hadi ben şehir değiştiriyorum. Sen ülke de değil, kıta değiştiriyorsun. Beni bu saatten sonra ancak okyanusların ötesine geçmek kurtarır. Aman, aman be. Bütün gün koşturduğumuz yetmiyormuş gibi bir de gecenin bu saatinde çantalarını da biz hazırlıyoruz. Çok yüksünüyorsan bırak ben hazırlarım. Hem her gün mü oluyor bu? Bırak ben yerleştiririm çantaları. Sen Hatice ablaya yardım et. Hatice. Hadi bana bir çay koy sevabına. Çay ocağım bura. Çay yok hazırda. Hem sen gitmiyor musun ava? Yok. Yaramı deşme. Ahmet'le Zeki gidiyor ama ben gidemiyorum işte. Hayret. Sende de tam bir avcı tipi vardı ama. Ya yarın bir ton iş var çiftlikte. Sabah köründe kalkacağım. Daha karga pisliğini yemeden bir sürü iş yapacağım. Yaşar abi, bunun buralarına bir şey koymayacak mıyız abi? Sen arabaların başına durmayacağım mı? Niye giyiyorsun onu? Ha niye giyiyorsun? Ama buna tüfek müfek vermeyin. Vallahi hepinizi vurur ha. Ne varmış canım? Askerliğimizi yapmış adamız. Gerçi ben arabaların yanında duracağım ama olsun. Ben iyiyim. İyi olmasam sana gitme derim zaten. Vay Deli abim, yengeden izin alındı yani. Ya bırak Ariş ya, aklı orada kalacağına. Haydi bakalım. Aa, abi sen de mi geliyorsun ama? Oğlum ben şimdi sizi orada başıboş bırakırsam birbirinizi vurursunuz. Ben avlanmaya değil sizi kollamaya geliyorum. Abi şu anda Ariş'i vururuz zaten. Hadi beyler bırakın muhabbeti ya, geç kaldık. Mustafa sen benim arabaya gel. Tamam. Halil'cim dikkat et, orası soğuktur şimdi. Montunu çıkarma hiç, olur mu? Tamam hayatım, sen merak etme. Duşlara ateş etme. Tamam, ama senin için bulursam samur vuracağım. Hadi. Ne getireceğim? Samur. Ha, evet. Abi. Merhaba Ömer. Nasılsın? Sağ olayım.
Nasılsın? Hoş geldin Mustafa. Herkesi getirmiş, yatırdım işte. Merhabalar abi. Herkesi getirdik abi. Madem domuzlarla başınızda. Ya tarlalara bir dalıyorlar, perişan ediyorlar. Bir de yeseler kan yemeyeceğim. Sırf ziyan. Dur ben bizimkilerle ilgili. Tamam. Konuşur sonra. Bak görüyor musun şunları ya? Zeki! Buradayım ağam. Oy ya, ben çok yoruldum, çok acıktım ya. Abi şuna bir şey söylesene. Ne? Daha yürümedim bile. Olur mu böyle şey canım? Valla şaka ya. Onu kırarım he. Gözlerin altında muhabbet, ne güzel şey. Mehtap adamın yarına sor. Oğlum tutma şunu üstümüze doğru. Yukarı kaldır, yukarı. Boş olsa bile insana doğrultma oğlum. Mustafa, öğret şunu da vurmasın abicimiz. Tamam işte. Tüfek tutmayı bilmeyen aslanbaş erkeği olur mu Aliş'im? Ya aslanbaş erkeği kullanmasa bile ateş etmesini bilmeli Aliş. Ne zaman nerede lazım olacağını bilemez. Abicim nedir bu aslanbaş erkeği muhabbeti ya? Hatçaneden bile duyuyorum aslanbaş erkeği şöyledir, böyledir. Vallahi korkuyorum bazen. Ben sizlerden biri değil miyim acaba? Söyledim ya oğlum, seni camide bulduk diye işte. Bak küçükken de beni böyle kızdırdı, seni yolda bulduk diye. Kızdırmayın Aliş'imi. Yok öyle cami imamı yavrum Aliş. Ama hastanede karıştıysa bilmem tabii. Baksana abi, hiç aslanbaş erkeği gibi duruyor mu? Ya abicim siz de o zaman beni yollamasaydınız Amerika'ya. Ben de burada sizlerle kalıp öğrenseydim aslanbaş erkeği nasıl olur, ne yapar, ne eder. Ben bunların çoğunu karıştırıyorum. Aslanbaş erkeği olunmaz Aliş'im. Aslanbaş erkeği doğulur. Geçilir ha. Şurası ne güzelmiş be. Biraz mola versek ya şurada. Yeter dinlenir. Böyle 2-3 saat kestirmek yeter. Abi ben şimdi tam anlamadım. Biz domuz aramıyoruz değil mi? Ya biz gideceğiz, mevzi geleceğiz, bekleyeceğiz, domuz gelecek. Enteresan. Ben hep böyle filmlerdeki gibi silahlı domuz ağaçların arasında dolanacağız diye. Kızgın bir domuz çıkacak ve bam! Aliş! Oğlum kes çamatayı ya. Silahını da doğrultma öyle oraya buraya. Mustafa, sahip olsun. Hadi geliriz. Hadi alalım arkadaşlar. Çocuklar siz şuradan gidin. Ben ortadan gidiyorum. Hepimize hayırlı uğurlu olsun bakalım. Şimdi geleceğim diyelim. Ne oluyor burada ya? Sabır Amın emri var. Konuşma. Gel şuraya. Şimdi bu değnekçiler köpeklerle domuzları korkutacaklar, biz de vuracağız değil mi? Öyleymiş. Ama dikkat et, benim sıktığıma sen sıkma. Karışmasın. Tamam. İyi de nasıl paylaşıyorsunuz o zaman? Sussunuz oğlum. Dalga geçmeye mi geldiniz lan buraya? Acemi ordusuyla gelirsem böyle olur. Düşünüyorum.
Abi. Aliş, kıpırdanıp durma abicim. Bu hayvanlar yaprak kıpırdasa ürkerler. Hareket edip durursan yönlerini değiştirip bir daha hiç gelmezler. Av dediğin şey hayat gibidir abicim. Yaptığın tek bir yanlış hareket çok fazla şeye mal olabilir. O yüzden pişman olacağın şeyler yapmadan önce her şeyi tart. Kıpırdama Aliş. Çekil abi. Vallahi vurdun abi. Ömer? Ömer? Ya, o... Tamam abi. Valla çok alçak gönülsün abi. Domuzu tek kurşunla indirdi demesinler diye saydırdın değil mi? Dalga geçme. Ceren mi yazıyorsun? Aman avcı vurma beni. Ben bu dağın aybalan maralıyam. Mı dedi? Evlenme teklif etti Mustafa. Ve kabul etmedi. Değil. Üzülüyorsun ama abicim. Üzülmüyorum. Ömer, içim kıyılıyor desene abicim şunu. Biz bizeyiz burada. Şu içindeki duyguları biraz nefes aldır. Güçlü olmam lazım Mustafa. Abicim, ağaç ne kadar yüksek olursa olsun yaprakları dibine düşer biliyorsun. Sen de insansın abi, sen de üzülebilirsin. Ama sen kendine kızıyorsun. Ahan hiç bu hallere düşecek adam mıydı diyorsun. Düşüyor abicim işte, düştü. Ahan da düştü bu hallere. Bir kere de herkes gibi sen de aşk acısı çek. Sen şu anda kalbi kırık, aşk acısı çeken bir adamsın abicim. Ne olduğunu bil. Sen biliyor musun Mustafa? Evet. Ben dünyanın en güzel kadınına sahibim. Ve ona delicesine aşığım ha. Biz de iki tane vurdum. Beklediğimiz kadar çıkmadılar. Kalanlar da ürkmüştür zaten. Geri gelmezler. Biraz daha aşağıda oyalanıp sonra gidelim. Tabii tabii. Hadi inelim. Neyse bitti bu işte. Hadi şöyle güzel bir çay içelim.
kas hedi dinedim. Fevkalade gaydetmişsin. Lakin içindeki türküyü hiç beğenmedim. Bilakis şorası hiç hoşuma gitmedi. Yaranım sen mücerret bittin. Yoksun artık. Karınca uçmadıkça zeval bulmak unutma. Kadere 45. Eğri kafana geleni çekeceğim. Herhalde onun tek kopya olduğunu düşünmüyorsun Samur Efendi. Bu kadar mühim bir kaydın. Valla ofisin altını üstüne getirdik Samur'a. Bir tek o kaset vardı. Ya tabii onu da ofise bırakacaktım. Ne yapma sen? Gel senle kavimleşelim. Sen kasetin yerini değil, ben seni koy verim. İkimiz de sepeti koluna, herkes kendi yolunu olur. Herhalde canımı... canımı kurtarmak için susmam daha iyi olacak. Çünkü o senin yerini bilmediğin kaset. Eğer bana bir şey yaparsan başkalarının eline geçecek. Ondan sonra başına gelecekleri sen düşün. Evet amirim, içeri girilmiştir. Ofiste kayıp bir şey var mı? Bilmiyorum, yani diğer yok. Buraya gelecekti ama yok. Siz nesi oluyorsunuz? Arkadaşıyım. Diğer hanımın düşmanı, hasmı, kendisine kötülük yapabilecek herhangi biri var mıydı? Ha, bir kişi biliyorum galiba. İki başkadar geriden bir numaralı mısırla çabası var. Yarışan yürü, son mesleğine ancak koşu üç numaralı sırmak hız kazanıyor. İki numaralı Speedy Gonzales ikinci. Yine kaybettim. Buralarda bir sürü çiftlik müftlük var. Yok mudur oralarda bir iş? Onların adamları bellidir. Devamlı giremezsin oralara. Anca işte 3-5 günlük işler çıkacak da. Ben de iş bakınıyorum. Aklınızda olsun, çıkar söyle bir iş. Ha, bir sen eksiktin. Geldin, tam oldu. Hepimizin işi gücü var ya. Allah herkesin rızkını verir kardeş. Kimse kimsenin rızkını kesemez. Ayaklarım bayram etti vallahi. Keşke her gün ava gitseler ha. Bugün rahatız vallahi. Ha. Gülizar Hanım nerede? Yemeğini yedi, kahvesini de içti. Birkaç saat sesi soluğu çıkmaz artık. Fatma şunun bulmaca ekini versene. Bir şey okuyoruz şurada ya. Duyan da köşe yazılarını okuyorsun sanır. Akşam televizyonda ne varmış? Kim kiminle aşına fişne yapmış falan filan. Aman sen kutucuklarını doldur. Ne anlıyorsan. Oo. Allah muhabbetinizi arttırsın. Rahatsız olmayın, rahatsız olmayın. Ne olur ya, muhabbete geldim zaten. Çok sıkıldım sabahtan beri, yat yat. Yukarıda. Bana çekirdek var mı? Aa, olmaz mı? Ağrınız sızınız yok ya. Yo yo, iyiyim. Çok iyiyim. Nasıl indiniz merdivenleri? Vallahi yavaş yavaş indim. Ya gerçekten bir şeyim yok, iyiyim. İyi. Çeyiz mi yapıyorsun sen? Hı, çeyiz yapıyorum. Zeki ile aran nasıl? İyi işte. Nasıl? Sözü Sav'da ya. Onu özlüyor şimdi. Doğru valla. İnşallah başlarına bir şey gelmez. Aman kızım, durduk yere evham yapma. Yıllardır gider gelirler. Daha bir tanesinin ayağına diken batmadı ha. Bir şey olmaz, bir şey olmaz. Merak etme sen. Ya bir çay mı demlesek acaba? Ne ay valla. Durun ben koyayım var. Hadi. Çok güzel olmuş. Kaç tane yapacağım bundan böyle? 12 tane. Maşallah, maşallah. Bakıyorum da evin hanımları keyif yapıyormuş. Çayınızı da ben demleyeyim isterseniz. Hanımlar, burası mutfak, sokak köşesi değil. Kendinize dedikodu yapmak için daha uygun bir yer bulun. Bunu da bana tekrar tekrar söyletmeyin. Ha bu arada... Akşama zeytinyağlı dolma istiyorum. Peki hanım, hemen. Hadi. Meryemce, istersen yukarı çıkmana yardımcı olayım.
aşağıda durman hiç doğru değil Meryemciğim. Yo iyiyim. Ağrılarım geçti bile sağ ol. Hayır onu demek istemiyorum. Aşağıdakilerle oturman hiç doğru değil. Ne var sadece sohbet ediyoruz. E tabi sen de bir yerde haklısın. Kendine göre konuşacak insanlar arıyorsun. Ama ağzından ne çıkacak? Çıkanı kulağın duyar mı? Duysa da bu işe yarar mı bilemediğimden bu işi riske atamam. Usta nasıl da? Vallahi uykusuzluğu, saatlerce beklemeyi, sonra saatlerce yürümeyi ve yürümeyi saymazsak iyi bile sayılabilir. Aliş çok sevmiş beni hep getirin diyor. Öyle bir şey demedim. Ahmet! Buyur ağa. Ahmet şunu alıver bak aldığım gibi teslim ediyorum. Dokunmadım emniyeti kapalı bir zahmet boşaltıverirsin. Merak etmeyin sen Halil Bey. Gidip adamın yakasına yapışsaydınız ya. İşimizi sizden öğrenecek değiliz hanımefendi. Verdiğiniz isimden ifade aldık. Davut Samur'un diğer hanımla bir ilgisi görünmüyor. Tabii ki öyle söyleyecek. Elimizdeki kayıtlar ve yaptığımız araştırmalar da bunu doğruluyor. Ben size bu adam diyarı kaçırmış olabilir diyorum. Ben de size söylemeniz yetmiyor diyorum. Diğer hanım başka bir nedenle de burada olmayabilir. İzin verirseniz işimize devam edelim. Cemal'dan. Bütün aileyi sağ salim getirdim. Yetmez mi? Yeter tabii. Hoş geldiniz. Meryemciğim nasılsın kızım? Aa iyiyim. Siz nasılsınız? Aa nasılsınız? Hayır çok iyi karşınıza. Hoş geldin. Diyar neredesin ya? Ne olur ara. Ne olur ara. Anladım Mehmet'im. Tamam. Tamam ben şimdi departmana bilgiyi veriyorum. Onlar sizinle görüşür. Yok ağam. Vallahi da billahi da kirazı daha az görüyorum. Her yeni adamlar gelecek ya. Ne olur ne olmaz. Tanımadık adamları sokmayın ağır. Tamam ağam. Ben kimseyi bu yana geçirmem. Vali kuşusu yaklaşıyor. Çocuğa göz kulak olmak lazım. Sen hiç merak etme ağam. Şimdi bu vali kuşusu yarışı yarışların en büyüğüymüş diyorlar. Ödülü falan da çokmuş galiba. Ödül de çok zeki itibari de. Şu yarışı bir kazansak... O zaman sana da bir güzellik yapacağım. Yok ağam olur mu öyle şey? Biz elimizden geleni yapıyoruz. Kazanırsak dedik oğlum. Kazanmazsak yok bir şey. Canın sağ olsun ağam. Selamun aleyküm ağalar. Aleyküm selam. Aleyküm selam ağa. Bana 10 tane el iş tutan adam lazım. Tamam. İnşaat tamirat işineyim var. Sen gel, sen gel. Bize sağlam adam lazım, sen gel. Tıkılları geç, sen. Hadi bakayım yeter bu kadar. Hadi toplaşın arabaya. Doluşun hadi bakayım. Ağam ben de geleyim. İbrahim. Bana bir çay çek bakalım. Tavşan kanı olsun ha. Tamam Yaşar gel ya. Hadi hadi çabuk çabuk çabuk. Yürü yürü. Geç geç geç. Rahatsız edilmek istemiyorum demiştim Halil'in. Ceren. Özür dilerim. Rahatsız ettim ama yardımına ihtiyacım var.
oluyor hemşerim? Hiç. Hayırlı olsuna geldim. Ne diyorsun be? Aslanbaşılarla çalışmaya başlamayacaksın mı sen? Çalışacağım. Ne olmuş? İyi de senin ayağın sakat. Nasıl çalışacağım bu ayakla? Ne diyorum ben? Sapa sağlamım ben. Görmüyor musun? Deli misin ne? Şimdi peki? Kimsin sen? Ne istiyorsun böyle? Bana bak. Tuvalette biraz uzun kalacaksın, tamam mı? Bu iş bana senden daha çok lazım. Tamam. 3 günlük yövmeyen. Peki kasetin içinde tam olarak ne var? Bilmiyorum. Bana dinletmedi. Ama sanırım tehlikeli bir şeyler var. Samur'un yasa dışı işlerini falan anlattırmış. Böyle bir işe nasıl kalkışır ya? Samur gibi biriyle mi? Onunla başa çıkabileceğini nasıl düşünür hem de tek başına? Cesaret değil, aptallık bu. Bunun akıl hocası kim? Hı? Peki diğer Samur'la ilgili sana başka bir şey anlattı mı? Mesela nerelere gidiyor? Yanında kimler var? Muhittin diye bir adamdan bahsetmişti. Hı? Bir de? Mecit Karakucak diye biri var. Samur'un kaçakçılık işlerine bakıyormuş. Resul Karakucak'ın oğlu. Bizim nakliye bölümünde şoförlük yapıyor. Sırf Resul abinin oğlu diye işe aldık. Allah kahretsin. İçimizde yılan beslemişiz. Allah kahretsin. Polis hiçbir şey bilmiyor. Çok çaresiz kaldım. Kime gideceğimi, ne yapacağımı şaşırdım. Kimden yardım isteyeceğimi bilemedim. Senden başka. Bana yardım edecek misin? Tabii ki. Tabii ki. İşinizi ben vereceğim. Bir şey diyecekseniz bana diyeceksiniz. Aha, o binadan öte yanına geçmek yok. Eğer birinizi o yanda görürsem gözünün yaşına bakmam, vururum abadına tekmeyi. Aha, o depoda yatacaksınız. Gürültü etmek yok. İçki filan içmek yasak. Sabahları erken kalkılacak. Öyle yayılıp yatmak yok. Tamam mı? Baş, tamam abi. Yövmelerimizi kimden alacağız peki? Akşamları ben dağıtacağım. Şimdi gelelim ne iş yapacağımıza. Kulağındayken nasıl ders çalışıyorsun? Efendim? Yok bir şey. Neyse. Maria gelmiş. Demin aşağıdayken gördüm. Niye ki? Evliş amcamın sevgilisi. Sana mı soracaktı? Öyle ya. Ben kimim ki? Selam kızlar. Siz de sürekli ders çalışıyorsunuz. Genelde. Çok sıkıcı. Ben sizin sistemden hiçbir şey anlamıyorum. Erkek arkadaşınla ne zaman görüşüyorsun? Yoksa erkek arkadaşın... Yok. Benim erkek arkadaşım yok. Hoşlandığın biri var mı? Var ama onun da sevgilisi var. Peki o senin hoşlandığını biliyor mu? Bilmiyorum. Platonik bir aşk yani. Sanırım hep de öyle kalacak. Neden? Sen çok güzel bir kızsın. Bence şansını denemelisin. Çocuk okuldan mı? Ha? Ne yapıyorsunuz burada dedikoducular? Kız kıza konuşuyoruz. Kız kıza. İyi, hadi bakalım. Ya Aliş amca, ben bir cevap buldum ama ışıklarda yok. Bakalım. Hangisi? Şu. Mecit Karakucak, evet. Bizim şoförlerden. Tırı bırakıp kaçmış efendim. Ne? Tırı bırakıp kaçmış mı? Evet efendim. Tamam, anladım. Mecit sırra kadem basmış. Ama Samur elimizde, merak etme. Yaşar Kaya. Buyur ağa. Şimdi beni iyi dinle. Bu Samur'un evinin etrafına birkaç kişi yerleştirin.
Eve kim giriyor, kim çıkıyor bilmek istiyorum. Tamam. Depoların etrafına da birkaç kişi koyun. Ha bir de hipodromu izleyin. Tamam. Hadi haber bekliyorum. Hayatım dur, bir gören olacak. Korkuyorsun. Niye korkayım canım? Sadece yani... Ah Zeki, bırakıyorsun böyle işin bitince orta yerde. Şişt. Sen gel. Topla şunları, bir işe götür, sonra orada nereye koyulacaksın. Al şunları da al. Bırakmayın böyle alanın girişinde çarşafı. Bunlara kalsa ortalığı pislik götürür ya. Ya senin ne işin var burada? İşine baksana öte yandan. Mustafa Bey bunları kapının önüne koy dedi. İyi o zaman hadi götür, ne bekliyorsun? Çabuk. Belki buralarda bir şeyler bulabiliriz. İpucu falan, diğer bir şeyler bırakmış olabilir. Peki, bakalım. Eğer diğer onun elindeyse onu... Sorduğum soruya bak, zaten sen bunu bilsen. Elimizde Samur'un mülklerinin belli başlı listesi var Ceren. Ama bu adamın her tarafta bezi var. O yüzden ulaşmak zaman alacak. Evet. Diğer onun uyuşturucu kaçakçılığı yaptığından da bahsetmişti. Herhalde bu işleri ortalık yerde yapıyor olamaz değil mi? Her şey ufak bir ipucuna bakar canım. Onu bir bulsak gerisi çorap söküğü gibi gelecek. Merak etme. Sen nasılsın? Nasıl gidiyor ustalarla işler? Her şey yolunda. Sadece birkaç günlük işim var. Orada bir terslik yok değil mi? Yo, nereden çıktı? Ne bileyim öylesine. Hadi görüşürüz. Herkese selam söyle. Tamam, selamlar. Kolay gelsin. O da diğer arıyor. Merak etmiş. Melih arıyor. Bir şey söyleyeyim. Alo Melih? Diğer oralarda. İyiyim. Diğer yok şimdi. Ne oldu? Arıyorum. Dünden beri ulaşamıyorum da. Ulaşamazsın tabii. Telefonu bozuldu dedi. Yarın telefonu bozuk. Hay Allah. Ben de niye kapalı diyorum. Ya şansa bak. Bir sorun yok değil mi? İstanbul'dasın. Yok İstanbul'dayız. Diğer teyzesine gitti. Tamam. Görünce selam söyle. Tamam söylerim. Hoşça kal. Hoşça kal. Hoşça kal. Tamam. Benim ateşim var. Oğlum, senin ateşin falan yok. Ne istiyorsun söyle bana. Sana çikolatalı süt getireyim mi? İstemiyorum. Benim ateşim var. Babam nerede? Baban iş yerinde oğlum. Ne zaman gelecek? Baban sen uyuduktan sonra gelecek. Olmazsan gelmeyecek. Tamam mı? Ben geldim. Aa, bak baba geldi işte. Hoş geldin babişko. Canım. Neler oluyor bakayım burada? Çikolatalı süt istiyorum. Aa. Nerede kaldı çikolatalı sütümüz? Çikolatalı süt öyle mi beyefendi? Getiriyorum. Peki. Nasılsın bakalım? Benim ateşim var. Bakayım. Yok ateşin yok senin. Anne ne zaman ateşim çıksa yanımda olacaktın? Yanındayım ya işte oğlum. Sadece uyku zamanı geliyorsun. Sen artık benim eski babam değilsin. Hiç oyun oynamıyorum. Evet, çikolatalı sütümüz de geldi. Buyurunuz küçük bey. Dökme. Hah, iç. Nerede?
Neredesin Diyar ya? Neredesin ya? Ceren, geç otur şöyle. Bıktım oturmaktan. Ya elim kolum bağlı, hiçbir şey yapamıyorum, hiçbir şey hissedemiyorum. Ne düşüneceğimi bilmiyorum. Ne yapıyordunuz bugün? Çok mutlu görünüyorsunuz. Hı? Üniversitedeydik. Beraber ev tutma hayali kuruyorduk. O duvarları turuncuya boyayacaktı. Ben ona patatesli börek yapmayı öğretecektim. Öğretebildin mi bari? O zaman onu bulunca ilk börek yapmayı öğretirsin. Hı? Rahat bırak kendini. Ağla, rahatlarsın. Hadi. Halil. Düşündüm de. Hani sen diyordun ya, Seyhan'a bir kardeş yapalım diye. Aslında bu hiç fena bir fikir değil. Bunu söylemek için bugünü mü bekledin? Ali? Sence iki çocuğumla ilgilenebiliyor muyum Gülsen? Bir başka çocuğu daha mutsuz etmenin gereği var mı? Biraz daha uyusaydın. Yok, ben iyiyim. Rahatladım biraz. İstersen diğerinin evine gidip biraz dinlen. Uyuman lazım. Uyku tutmaz artık. Peki o zaman bir şeyler ye. Bunları ne zaman aldın? Ne kadar çok soru soruyorsun Ceren. Hadi atıştır biraz. Bir şey mi oldu? Sana neden hayır dediğimi hiç sormadın. Evet, sormadım. Hiç merak etmedin mi? Hayır. Al bakalım. Aziz.
ben de hemen geliyorum. Samur'un arabasını görmüşler. Takip etmekte fayda var. Belki bizi diyara götürür Ceren. Ben de geleceğim. Hayır, sen gelme. Burada kal Ceren. Ya lütfen. Ben burada böyle bekleyemem. Ben de geleceğim. Lütfen. Peki, tamam. Bizim Yılmaz'ı gördün mü? Şoför Yılmaz'ı mı? Aha. Buralardaydı ama. Ben yardımcı olayım. Yok, bir arabayı yıkamaya götürmek lazımdı da. Benim ehliyetim var. İsterseniz ben götürebilirim. Yok, sen işine bak. Geldim Mustafa, Bey, affedersiniz. Yılmaz, işin var mı? Yok efendim, buyurun. Şu bizim 57 Chevrolet'i bir yıkamaya götürmek lazım. Tamam, ben hallederim efendim, merak etme. Ben hipodroma gidiyorum. Bugün Yaşar Kahya yok. Arkamdan bir iki tane adam göndersene, lazım oluyor. Ha tamam, ben hallederim, merak etme. Tamam. Hipodroma ben gidebilirim. Atlardan anlarım. Yok, sen işine bak. Ulan Kahya mıyım? Yıkamacı, yağlamacı mıyım? Özel şoför müyüm? Ben de anlarım. Zeki! Neredesin lan? İki tane bildiğin adamı hipodroma gönder. Zeki! Götür bizi diyara. Sakin ol, belki diyara gitmiyordur. Tamam. Yok, galiba diyara gitti. Gitmiyor, vazgeçti. Nereden biliyorsun? İlk gittiğimiz yönü tam tersi yöndeyiz. Anladı, takip ettiğimiz. Doğru. Vay namussuz Samur. Demek bunu da yaptı ha. Abi şu herifin ağzını burnunu kırarım ya. Mustafa sakin ol. Abi hep sakin olan biz oluyoruz Ömer. Tamam, yeter Mustafa. Ya. Tamam Mustafa. Siz durun. Geliyorum. Yaşlı aslan bağış. Nedir? Nallı fatmalara mı bakmaya geldin? Sen damanlarını basmazdın buralara. Aha hazretleri. Mustafa'nın atı vali kursuna katılacakmış. Ona bakmaya geldim. Yine senin atı geçecekmiş, öyle diyor Mustafa. Sabırlı koyunu kurt yemezmiş. Bu geçsin bakalım. Sen ne yapıyorsun burada? Atlara mı bakıyorsun? Hangisi senin atın? Benim nallı fatma yok burada. Ben düşmanıma bakayım dedim. Başkasının sahip olduğu şeylerle ilgilenme sen. Boşa zamanını harcama. Sen kendi işine bak. Ha? Onu dokuzu bırak da esas sen kendi işine bak. Hey Ömer. Başkasının işine sana ne? Birini elinde tutuyormuşsun sanırım. Onu senden sağ salim almak istiyorum. Kavgaya gerek kalmasın ha. Onu bana kendin ver. Ah anahle. Kendi alamayınca bana çekti. Demek ki para, mara, güç, servet, her şey havaymış. Bana baksana.
Bunca zamandır senin canını niye yakmadığımızı biliyorsun. Güvenip de onun arkasına saklanma. Benim uğrum açık. Ben hiç kimsenin arkasına saklamam. Dalımdan düş. Deden seferle olan şahsi hesabımın cızığını sana cızdırmam. Dedem demek biz demek sanır. Biz demek ben demek. Alacağın da vereceğin de hesabını ben tutuyorum. Vermen gereken şeyi ver. En azından bu hesabı kapatalım. Anladın mı Nalan Fatma? Babanı. Ben şu suya bir bakayım. Salak da ne kadar hevesli çalışmaya ya. Ne kadar çok koşturuyor. Bana söyleyeceksiniz. He değil mi? Arıyak'ta söyleyek. Hoş geldin sen. At da sana, avrat da sana be. Adamı kaçırmış. Bu adamın nereye gidip geldiğini bulup pehlivan. Kaçmış. Beni daha ne kadar burada tutacağınızı zannediyorsunuz ki? Beni bekleyen arkadaşım çoktan ortalığı ayağa kaldırmıştır. Kaldırmış ki öteye bile gel. Senin dağların gereni adımı aslan başlara üskürmüş. Ben bize dağıldılar. İyi yapmış. Şimdi arıyorlardır her yeri. Hem de ziv ziv arıyorlar. Lakin sen bile nerede olduğumu bilmiyorsun. Onlar nereden bilecek? Polis her yere bakmayacak mı? Pölüs. Uzatmalı jenderme. Ben seni kapattım. Hem de üzerime papulu olmayan yere kapattım. Bak Allahsızlık etme. Kasetin yerini yi. Akşam arkadaşına yemağını yi. Serbest. Anlıyorum. Size bugün için söz verilmiş olabilir. Tabii haklısınız Erhan Bey. Ama bunu telafi ederiz. Tabii. Tabii efendim. Size de iyi günler. Halil Bey, Sezer Bey geldiler efendim. Efendim hoş geldiniz. Buyurun. Hoş bulduk. Buyurun efendim. Merhaba. Sağ olun. Buyurun. Ömer Bey'le randevu ulaşmıştık. Efendim kendisi bugün çok yoğun. Peki ama Halil Bey, BTC dosyasındaki sertifikalar hakkında görüşecektik. Standartlarla ilgili dosyayı Ömer Bey'e daha önce vermiştim. Efendim sorun değil. Sizle ben ilgileneceğim. Ömer Bey'in bugün çok önemli işleri var. Ne içerdiniz efendim? Vaktiniz varsa bir çay alabilirim. Tabii. Hay. Ne demek? Orada yok. Burada yok. Samur yok. İpucu yok. Yok. Hiçbir şey yok. Ceren sakin ol. Bak kaç kişi diyarı arıyor. Elbet birinden haber gelecek. Ya gelmezse? Ya gelmezse Allah'ım ne yapacağım? Delireceğim ya. Sakin ol. Nasıl sakin olayım ya? Hiçbir şey yapamıyoruz. Kız kim bilir nerede ya? Hayatı tehlikede. Tamam. Bak.
Bak Ceren, söz veriyorum onu sana getireceğim. Söz. Gerçekten. İyi misin? Ne o? Kazandın mı üniversiteyi? Dalga geçme. Sen de biraz çalışsan iyi olur. Kiminle konuşuyorsun? Arda'yla. Gülizar aldı ya telefonlarımı. Bilgisayara kaldık. Ya bilgisayarı da alırsa? Yok artık, daha neler. Bilgisayarı da alsın. Sırada ne var? Ağzımı batmayacak. Bu Arda nasıl bir çocuk? Okula pek gelmiyor değil mi? Ya hocalar takmış buna. Çocuğun bir suçu yok yani. Disiplin cezası almış sanırım. Bir kağıt kalem versene. Adres yazacağım da. Aa! Bu ne ya? Ne alaka? Ya geçen gün yerde buldum. Verecektim Alişe ama unutmuşum. Diyorsun. Yalan mı söyleyeceğim? İyi o zaman. Bu bende kalsın. Ben veririm amcama. Nasılsa senden daha çok veriyorum. Hayırdır Yılmaz? Mustafa Bey, yıkamaya götürdüm arabayı. Yolda aksilik çıkardı. Bir çalışıyor bir duruyor. Ben de bir şey anlamadım. Ama arkadaş anlıyormuş bu işlerden. Bir bakayım dedi. Önemli bir şey var mı? Yok. Kablolar eskimiş biraz. Geçici bir çözüm bulduk. Bakalım. Anlıyorsun bu işler. Bende de vardı Amerikan. Sanayiden çıkmıyorduk da. Yalnız ben buna idare eden bir çözüm buldum. Tamirci gitse iyi olur. Tabii, tamam. Yılmaz, yarın sen götürürsün tamirci. Tabii, ben hallederim sonra. Maşallah. Çok güzel araba. 210 beygir. Porsche şanzımanı var bunda. Bunların tek kapıları var. Direksiz. Onlar daha makbul. Direksiz vardı bende eskiden bir tane. Sağ ol. Görüyoruz efendim. Ceren, hadi kalk gidelim. Ne oldu? Bir şey olmadı. Burada yapacak bir işimiz yok. Gecenin yarısı oldu saat. Hem gidip bir şeyler yeriz, hadi. Doğru aslında. Ben de eve gidip bir duş alsam fena olmaz. Tamam, seni eve bırakayım. Bir saat sonra gelip alayım, oldu mu? Hem bizimkilerden haber falan gelirse cep telefonu var. Fırlar gideriz. Bir saat sonra buradayım, tamam mı? Tamam. Ceren, merak etme, bulacağız onu. Söz veriyorum sana, bulacağız. Sözümü tutarım, biliyorsun. Evet. Hadi neşelen biraz. Hadi görüşürüz. Sen ne diyorsun burada? Bir sigara içeyim dedim ya. Sen ne yapıyorsun? Burada bu kızla gizli gizli mi buluşuyorsun? O benim sözlüm. Ya, ama sen gene deme tabii. Bizi gördüğünü orada burada. Yok canım. Bana ne? Yok. Yok, beni öksürtüyor. Sen de çok dolanma. Sigaran bitince geç içeri. Hadi.
gidelim bacım. Siz kimsiniz ya? Muhabbete gelmedik. Tamam, kuşu yakaladık. Aynen. Biz şimdi bunu payasa götürüyoruz, değil mi? Değilim herhalde. Hadi çabuk hadi. Sensiz olacaksın. Benim bir arkadaşım gelecekti. Ömer Aslanbaş. Çaktırmadan gönder gelsin. Evde olduğumu biliyor. Canım erken mi geldin? Ben arabada bekleyeyim, senin aşağı ister misin? Yok, aslında ben düşündüm de çok yorulmuşum. Biraz yatıp dinleneceğim. Aç değil misin? Evde bir şeyler atıştırırım ben. Şimdi canım bu saatte dışarı çıkmak istemedi. Çok güzel bir yemek kaçırıyorsun ama. Sabah görüşürüz. Peki, gece iyi dinlen. Merak etme, dinleneceğim. Yatağa uzanıp biraz kitap okuyacağım. Bin Boğalar Efsanesi'ne yeniden başladım. Onu okumamış mıydın? Evet. Bu sefer hızlı gidiyor. Ağanın obayı yakaladığı ve kızdan özür dilediği yer var, evet. Ya işte tam oradayım. Peki. Görüşmek üzere. İyi geceler. Aferin. İyi beceriyorsun bu yalan işlerini. Uğraşmayalım şimdi. Thank you.
incik çılgın aşkı.